merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hücresel solunuma geçiş yaptık hücresel solunumu yine tek bir video üzerinden anlatıp bitireceğiz inşallah hemen başlayalım isterseniz şimdi e, hücre solunumundan şöyle bir genel olarak bahsedeceğiz arkadaşlar hücre solunumu nedir fermantasyon nedir bunlardan bahsedelim daha sonra detaylarına gireceğiz zaten şimdi hücreler e, enzimler aracılığıyla ne yapıyorlar besinleri yakıyorlar besinlerdeki potansiyel enerjiyi çıkarıyorlar açığa. Bunu ATP'ye dönüştürüyorlar. Ve biz bu ATP'deki yüksek enerjili fosfat bağlarından e, enerjiyi kullanarak hücrelerimizdeki metabolik faaliyetleri gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Biz bunlara hücre solunumu diyoruz. Hücre solunumunun iki şekli vardır. Bir oksijenli solunum bir de oksijensiz solunum vardır. Bir de fermentasyon dediğimiz olay vardır. Aslında üç tane vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Oksijenli solunum zaten bizim işleyeceğimiz kısım. Detaylı olarak işleyeceğimiz kısım. Oksijensiz solunum ise bir ETS'nin kullanıldığı oksijensiz solunum vardır. Bir de ETS'nin kullanılmadığı fermentasyon dediğimiz olay vardır arkadaşlar. Biz burada fermentasyondan ve oksijenli solunumdan bahsedeceğiz. Şimdi e, ee, hücrelerde solunum nerede gerçekleşiyor? Bir olay var glikoliz dediğimiz bir başlangıç arkadaşlar bu başlangıç tüm hücrelerde ortaktır yani tüm canlılarda ortaktır ve sitoplazmada gerçekleşir. Neden tüm canlılarda ortak? Çünkü hem fermentasyon hem de oksijenli solunum arkadaşlar bunun ortak olduğu evre glikoliz evresidir ve glikoliz evresi bu yüzden tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşiyor. Bundan sonra eğer oksijen varsa yani oksijenli solunum yapan bir canlıysa canlı oksijenli solunum yoluna devam ediyor. Eğer oksijensiz solunum yapıyorsa ona göre yoluna devam ediyor. Peki nerede gerçekleşiyor oksijensiz oksijenli solunum? Arkadaşlar oksijenli solunum Ökaryotlarda de gerçekleşiyor. Prokaryotlarda tabii ki sitoplazmanın içerisinde gerçekleşiyor. Bu arada prokaryotlarda şimdi bakterileri anlattığım zaman söyleyeceğim ama burada şöyle bir bahsedeyim. Şunu bir bakteri hücresi olarak düşünün. Bakteri hücresinde e, oksijenli solunum yapan bakterilerde diyelim. Şöyle hücre zarı içeriye doğru kıvrım oluşturur. Biz bu yapıya mezozom diyoruz. Mezozom. Bu yapı arkadaşlar e, ETS elemanlarının yerleştiği bir yapıdır ve oksijenli solunumun ETS evresinin gerçekleştiği yani elektron taşıma sistemini gerçekleştiği yerdir. Bu bazı bakterilerde bulunur. Oksijenli solunum yapan bakterilerde bulunuyor mezozom. O zaman prokaryotlarda oksijenli solunum nerede gerçekleşiyormuş bakteriler için söylüyorum mezozomlarda gerçekleşiyormuş. Ökaryotlarda da mitokondride gerçekleşiyor. Şimdi enerji kaynağı olarak biz karbonhidratları, yağları ve proteinleri kullanıyoruz. Genel olarak zaten glikoz üzerinden anlatacağız. Arkadaşlar burada bakın şöyle yakınlaştırayım. Glikozun formülü C6H12O6 değil mi? Karbon buradaki karbonun gittiği yer gittiği yerlerden bahsedelim biraz. Karbondoksitteki karbondur. Zaten başka gideceği bir yer yok. Daha sonra arkadaşlar hidrojenin gideceği yer sudaki hidrojendir. Gideceği başka bir yer yok. Oksijen önemli bize burada. Bakın hem besinde oksijen var hem de atmosferden aldığımız oksijen var. Besinden gelen oksijen karbondioksitin yanına gider. Atmosferden gelen oksijen ise arkadaşlar suyun yanına gider. Dolayısıyla bilim insanları işte bu oksijen atomlarını işaretleyerek işte hidrojen atomlarını işaretleyerek bir sürü deney yapıyorlar. Fotosentezde de yapıyorlar bu deneyi. Deneyleri yaptıkları zaman işaretli oksijenlerin özellikle bizim için önemli olan kısım atmosferik oksijen nereye gidiyor? Atmosferik oksijenin gittiği yer neresidir? Suyun yapısındaki oksijendir. Ürünlerde suyun yapısındaki oksijene katılır. Zaten fotosentez bunun tam tersi. Fotosentezde de karbondioksitle su birleştirilir değil mi? Besin ve oksijen üretilir. Dolayısıyla Fotosentezde de bahsedeceğim. Fotosentezde de sudaki oksijen nereye gider? Atmosfere gider arkadaşlar. Evet şimdi gelelim ATP'den birazcık bahsedelim. Arkadaşlar zaten daha önce de bahsetmiştik yine ATP'den metabolizmayı anlatırken. Şimdi ATP döngüsel olarak yenileniyor. Nasıl oluyor bu? ATP'den fosfat ayrılıyor. Fosfat ayrılınca enerji kullanılıyor arkadaşlar. Daha sonra bir bileşik fosforlanmış oluyor. Yani ATP'den ayrılan fosforu e, ne yapıyor? Bileşiğe aktarıyor. Bileşiğe aktardığı zaman arkadaşlar bu molekül iş yapabilmeye başlıyor. Yani aslında burada temel olay fosforlanmış bileşiklerden de kaynaklanıyor. Hani bileşin yapısına fosfat katıldığı zaman anlıyor ki açığa enerji çıktı ben bu enerjiyi kullanabilirim. Fosfat katılınca o enerjiyi kullanıyor. İşini yapıyor. İş yapma sürecinde de bu fosfat grubunu kaybediyor arkadaşlar. Dolayısıyla birçok hücresel işte ne yapıyor? ATP, ADP ve fosfata dönüştürülüyor arkadaşlar. Ve böylece bu fosfat kullanılarak, enerji kullanılarak olaylar gerçekleşiyor. Hemen bakalım isterseniz. Bakın şurada mesela ATP'nin 3 tane işi vardır yaptığı. Birisi taşıma işi ne yapıyor? Taşıyıcı proteinleri fosfole ediyor arkadaşlar. Bakın burada taşıyıcı proteine bağlanmış. Burada da işi bittikten sonra ayrılmış. Daha sonra mekanik işi var. Burada da motor proteinlerine bağlanıyor. Ve motor proteinin hareket etmesini sağlıyor. Bakın burada arkadaşlar bağlanmış. Şu şekilde hareket ettirmiş. Bir de kimyasal işi var burada da reakt reaktantları bunu bir türlü söyleyemiyorum. Yani tepkimeye giren maddeleri arkadaşlar fosfor ederek olayın gerçekleşmesini sağlıyor. Bakın burada bağlanıyor burada da ayrılıyor. Böylece tepkimelerin gerçekleşmesini sağlamış oluyor. ATP'nin genel olarak işleri bu şekilde. Şimdi gelelim redoks reaksiyonlarından bahsedelim. Arkadaşlar nedir redoks tepkimeleri? Elektronların aktarıldığı tepkimelere biz redoks tepkimeleri diyoruz. Eğer bir bileşik elektron kaybediyorsa o bileşiğe biz okside olmuş bileşik diyoruz. Yani oksidasyon olayı gerçekleşmiş oluyor. Eğer bir bileşiğe elektron ekleniyorsa buna da ne diyoruz? Redüksiyon diyoruz arkadaşlar. Mesela burada nat molekülünden bahsedeceğiz. Nat molekülü. Şöyle büyük harfle yazayım. Nat molekülü. Nat molekülüne eğer hidrojen katılıyorsa ki hidrojenle birlikte elektron da katılır. Elektron da katıldığı için ne oluyor? Bu redükte olmuş oluyor değil mi? Redüksiyon oluyor. Redüksiyon. Eğer arkadaşlar nadaştan bakın nadaş elektron ayrılırsa yani hidrojenle birlikte elektron da ayrılıyor. Ayrılırsa buna da ne diyoruz? Kaybettiği için oksidasyon diyoruz veya okside olmuş diyoruz. Elektron kaybetmesine oksidasyon, elektron eklenmesine de redüksiyon diyoruz. Söylemiş olalım aklınızda bulunsun. Mesela indirgenme yükseltgenmeden de bahsedeyim. Bu da çok karıştırılıyor. Şöyle şimdi elimde bir nat molekülü var değil mi? Nat molekülü. Bu moleküle ben getirdim hidrojen artı elektron ekledim. İki tane hidrojen iki tane de elektron geliyor. Şimdi ben hidrojen ve elektron eklediğim zaman sonuçta bakın burada bir elektron geliyor mu buna? Geliyor. Elektron nasıl yüklü? Eksi yüklü. Eksi yüklüyse ben bunun pozitif olan yüklerini eksiyle birlikte aşağıya doğru çektim mi indirdim mi indirdim. İşte ben buna hidrojen veya elektron eklenmesine ne diyorum? İndirgenme diyorum. İndirgenme. O zaman nat molekülü hidrojen kazanınca ne yapıyor? İndirgeniyor. Peki elimde nadaş molekülü var. Nadaş sadece nadaş veya nattan düşünmeyin. Başka moleküller için de geçerli. Ben nadaştan hidrojenlerini ve elektronlarını ayırdım. Elektron gitti bundan. Gittiyse ne oldu? Elektron kaybetti. O zaman yükü, eksi yük azaldı. Artı yük arttı. Artı yük arttığı için yükseldi. Değil mi? Yükü yükseldi arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? yükseltgenme. Yükseltgenme diyoruz. Eğer bir molekülden hidrojen ayrılıyorsa yükseltgeniyordur. Hidrojen ekleniyorsa indirgeniyordur. Çünkü hidrojenle birlikte elektron da geliyor. Bu yüzden de burası önemlidir. Bakın burada gösterelim. Bakın şöyle CH4 elektron kaybediyor arkadaşlar. Ve ne yaptı? Karbondoksite dönüştü. Burada ne oldu? Oksidasyon olayı gerçekleşti. Elektron kaybettiği için. Daha sonra bakın burada oksijen de Oksijen de elektron kazandı. Çünkü yapısına ne geldi? Hidrojen geldi. Bu olayda ne diyoruz? Redüksiyon diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olaylarımız gerçekleşiyor. Evet şimdi Organik moleküllerden oksijene düşerler diyoruz. Hücre solunumu sırasında elektronlar ne yapıyorlar? Organik moleküllerden oksijene düşüyorlar. Yani organik moleküllerin içerisinde bulunan elektronlar son elektron tutucusu olan oksijene kadar geliyorlar arkadaşlar. Solunum sırasında glikoz oksitleniyor. Neden? Çünkü yapısında elektron vardı, değil mi? Elektronunu kaybettiği için oksitlendi. Oksijen de indirgeniyor. Neden indirgeniyor? Çünkü eee elektron yapısında yok. Elektronu kendisine doğru çektiği için yükü azalıyor. Dolayısıyla indirgenmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de elektronlar ne yapıyor? Potansiyel enerjilerini kaybediyorlar. Çok sayıda arkadaşlar hidrojen içeren moleküller mükemmel yakıtlardır. Neden mükemmel yakıtlardır? Çünkü bunların yapısında çok fazla hidrojen var ve bu hidrojenleri ayırmak demek çok fazla nadaş üretmek demektir. Bu nadaşlar da ETS'de kullanılarak çok fazla enerji üretmek demektir. Bunların bağları arkadaşlar oksijene elektron aktarmak için çok zengindir. Aslında söylemek istediğim buydu. Oksijene elektron aktardıkça ne yapacak? Su üretilecek. Su üretildikçe de oksijene elektron aktarıldıkça da ATP sentaz hidrojen yolundan hidrojeni aşağıya doğru matrikse doğru çekecek birazdan anlatacağım Dolayısıyla ATP sentaz sürekli çalıştığı için ne olacak ATP üretilecek Bu yüzden de çok sayıda hidrojen içeren moleküllerin e, enerjileri daha fazladır mesela yağlar yağlar en fazla enerji veren e, organik bileşiklerdir arkadaşlar daha sonra proteinler geliyor en az enerji verenler ise karbonhidratlardır e, şimdi bizim Elektronlar daha düşük bir enerji düzeyine geçiyorlar arkadaşlar. Bunlar da bu olayı dizginleyen yani engelleyen tek şey nedir? Aktivasyon enerjisidir. Bu aktivasyon enerjisinin olmaması durumunda yani bu engelin olmaması durumunda glikoz ne yapıyor? Direkt oksijenle tepkimeye girerdi. Bu şekilde açığa yüksek bir enerji çıkardı. Hatta yüksek bir ısı çıkardı arkadaşlar. Dolayısıyla hücreler yanardı. İşte enzimler Aktivasyon enerjisinin engelini düşürerek ne yapıyor? Tepkimelerin yavaş yavaş gerçekleşmesini sağlıyor. Normalde enzimler ne yapıyor? Tepkimeleri hızlandırıyor. Bu olay değil. Sadece aktivasyon enerjisi engelini düşürerek bir anda hücrenin yanmasını engellemiş oluyorlar arkadaşlar. Yine tepkimeyi hızlandırıyorlar ama enzimler. Şimdi gelelim. Elektron taşıma zincirinden birazcık bahsedelim. Elektron taşıma. Şimdi biz genel bir bakış yapıyoruz aslında. Biraz sonra detaylarına gireceğiz. Arkadaşlar elektronlar hani düşüyor dedik ya ne yapıyor? Glikozdan ayrılıyor elektronlar. Oksijene doğru gidiyorlar. Nat ve elektron taşıma zinciri aracılığıyla basamakları ayrılıyor ve bu basamaklar sayesinde de ATP oluşturuluyor arkadaşlar. Eee Şöyle söyleyeyim tek bir basamakta gerçekleşmiyor. Her biri bir enzim tarafından katalizlenen farklı basamaklarda gerçekleşir. Dolayısıyla bu basamaklar sırasında da ne üretiliyor? NAD molekülleri üretiliyor. Elektronlar direkt olarak oksijene gitmiyor. Arada taşıyıcı olan moleküller NAD molekülleri, NAD koenzimleri kullanılıyor arkadaşlar. NAD'ın açılımı nedir? Nikotinamid, adenin dinükleotit yapısında adenin molekülü var. Zaten nükleotit yapılı bir koenzimdir bu. Ee, oksitleyici bir ajan gibi davranarak arkadaşlar, nat molekülü ne yapıyor? Kendisine elektronları, elektronlarla birlikte hidrojenleri çekiyor. Dehidrogenaz dediğimiz enzimlerde substratlardan hidrojen atomunu uzaklaştırıyorlar ve uzaklaştırdıkları bu hidrojen atomu kime bağlanıyor? NAD moleküllerine bağlandığı zaman NADH molekülü oluşuyor. Böylece arkadaşlar nadaş molekülü üretilerek ETS'de bunlar kullanılır. Ve daha sonra da yüksek miktarda enerji üretilmiş olur. Böylece arkadaşlar ne oluyor aslında? Birçok basamakta gerçekleşerek hücrelerin çok fazla yanması engellenmiş oluyor. Hem de Yavaş yavaş gerçekleşerek daha fazla enerji açığa çıkarılıyor Peki ETS'de hani söyledik ya ETS vardı şöyle bir merdiven olarak düşünün ETS'yi Şöyle bir merdiven olarak düşünün ve bu ETS'de şeyler var e, Şuralarda elektron taşıyıcılar var Bu elektron taşıyıcıların elektronegatifliği aşağıya doğru indikçe artar Neden artıyor arkadaşlar Çünkü Şimdi elektronu kendisine çekmek için daha elektronegatif yani daha elektron çekme isteğini yüksek olması gerekiyor. Elektronegatiflik ne demek? Elektron çekme isteği yani elektron isteği fazla demektir. Dolayısıyla her bir basamakta bulunan proteinler bu proteinlerin isimlerini de vereceğim. Ee, sadece bir tane yağ yapılı molekül var. Diğerleri protein yapılıdır. Ee, bu proteinler. Elektronegatifliği yüksek düşük olandan yüksek olana doğru sıralanmıştır ve böylece elektronu kendilerine doğru çekiyorlar. Neden böyledir? Çünkü elektron her basamakta enerji kaybediyor. Enerji kaybettiği için de kendisine ilgisi daha çok olana doğru gidiyor. Peki en çok ilgisi olan kimdir? Tabii ki oksijendir. Oksijen en sonda bulunur, elektronu kendine bağlar ve böylece son elektron alıcısı olarak görev yapar arkadaşlar. Bakın direkt burada göstermişim. Eğer oksijen direkt işte hidrojenle birlikte geldi direkt olarak. Kontrolsüz bir şekilde arkadaşlar birleşme olursa. Yani glikoz direkt yakılırsa ne olur? Bu sefer su oluşur ama kontrolsüz bir şekilde ısı enerjisi açığa çıkar ve bileşikler vücudumuzdaki hücreler yanar. Ama nadaş aracılığıyla besinden gelirse bu sefer ne yapacak? Her elektron taşıma zincirinde bakın şöyle şöyle enerjisi azalarak gidecek ve böylece son elektron alıcısı olan oksijene bağlanır, suyu oluşturur bizim elektronlarımız. Şöyle genel bir şekilde baktığımız zaman bakın 3 basamaktan oluşacak. Bir de ara basamak var. O ara basamağı da anlatacağım ben. Şimdi genel basamağımız glikoliz. ilk önce glikolizden başlayacağız ve glikoliz tüm Hücrelerde ortaktır. Sitozolde yani sitoplazmada gerçekleşir. Ortamda oksijen olduğu zaman eğer ökaryotik bir hücre ise mitokondriye giriş yapıyor oluşan pürüvat. Pürüvat burada mitokondriye girdikten sonra asetil koenzima oluşumu gerçekleşir. Sonra Krebs döngüsü başlar. Krebs döngüsünden sonra da arkadaşlar elektron taşıma zinciri ve oksidatif fosforilasyon gerçekleşiyor. Şimdi burada ben size Substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyondan kısaca bahsedeyim. Aşağıda var hani anlatacağım ama burada da bahsetmek istiyorum. Eğer biz enerjiyi organik besinlerden alarak organik besinlerden alarak ATP üretiyorsak biz bu olaya substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Burada glikolizde ATP üretirken glikozdan enerji alıyoruz, ATP üretiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu substrat seviyesinde fosforilasyondur. Krebs'te de aynı şey geçerlidir. Asetil koenzima organik bir bileşiktir. Ondan e, enerji alarak ATP üretiyoruz. O yüzden de substrat düzeyinde fosforilasyon oluyor. Elektron taşıma zincirinde ise oksijenin elektron çekme özelliği kullanılarak ATP üretiliyor. Bu yüzden de oksidatif fosforilasyon olarak isimlendiriliyor. En fazla ATP zaten oksidatif fosforilasyon sırasında üretilir. Şimdi gelelim. Başlayalım. Şimdi solunumun aşamalarına geldik arkadaşlar. 3 aşamada gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Glikoliz, Krebs ve ETS. ETS'nin içerisinde de oksidatif fosforilasyon gerçekleşiyor. Dediğim gibi detaylara gireceğiz. Şimdi glikoliz ve Krebs, glikoz gibi moleküllerin yıkıldığı katabolik yollardır. Yani organik moleküller yıkılır. Bu organik moleküllerden üretilen işte NADH, fat gibi, fadaş gibi moleküllerde oksidatif fosforilasyonlu ATP üretilmek için ETS'ye gönderilir. Yani bizim aslında genel mantığımız bu. Bizim glikoliz ve krebs de temel amacımız nadaşlardan natlara hidrojen aktarmak, fatlara hidrojen aktarmaktır arkadaşlar. Bu şekilde ürettiğimiz bu enerji depolayıcı koenzimler sayesinde ETS'de oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleştiriliyor. Burada da son elektron alıcısı olarak oksijen kullanılıyor arkadaşlar. Burada genel olarak zaten anlattığımız şeyler bunlar. Şimdi elektron taşıma sisteminde Eee ETS'de şeyler var. Protein yapılı moleküller var. Bu moleküllerde elektron aktarılarak zaten adı üstünde elektron taşıma sistemi diyoruz. En fazla ATP burada üretiliyor. ETS'de üretiliyor. ATP'nin yaklaşık %90'ı oksidatif fosforlasyon üretiliyor. Geriye kalan %10'luk kısmı da glikoliz ve krebs'te gerçekleşen substrat düzeydeki fosforlasyonla üretiliyor arkadaşlar. Net olarak 30 ya da 32 tane ATP üretiyoruz. Neden bu şekilde? Çünkü bir nadaş molekülünden bir nadaş molekülünden yaklaşık 2,5 ATP Fadaş molekülünden de arkadaşlar yaklaşık 1,5 ATP üretilir. Hesaplama yapıldığı zaman 30 ya da 32 tane ATP üretildiği görülüyor. Evet şurada bakın substrat seviyesindeki fosforilasyondan bahsetmişiz. Burada arkadaşlar substrat olan bir molekül, bu moleküldeki fosfat hemen ADP'ye aktarılmış ve ne üretilmiş? ATP üretilmiş. Yani substrattan biz fosfatı ayırıp ATP'ye aktardığımız için substrat seviyesindeki fosforilasyon diyoruz. Şimdi gelelim glikolize. Glikolizin temel basamaklarını ben şöyle şekil üzerinden direkt olarak anlatacağım. Campbell'dan aldığım bir görüntü bu. Buradan anlatacağım arkadaşlar. Glikoliz sırasında bilmeniz gerekenler şunlar. Glikoliz sırasında 6 karbonlu olan glikoz, 3 karbonlu olan 2 tane şekere yıkılıyor. Biz bu şekerleri de pürvik asit veya pürvat diyoruz. Daha sonra her bir... Ee, her biri özgür bir enzim tarafından katalizlenen 10 tane basamaktan oluşuyor arkadaşlar. 10 basamaktan oluşuyor. İlk 5 basamakta enerji harcanıyor. Son 5 basamakta da harcanan enerji geri ödeniyor. Bu yüzden de zaten ilk 5 basamak enerjinin harcandığı evre. Sonraki 5 basamakta geri ödendiği evre olarak da isimlendiriliyor genel olarak. Glikolizde glikoz başına net olarak 2 tane ATP, 2 tane de NADH üretiliyor. Bakın net 2 tane ATP üretiliyor. Aslında 4 tane üretilir. Ama bunların ikisi en başta harcanan 2 ATP yerine sayılır. Bu yüzden de net olarak 2 ATP üretiyoruz diyoruz. Ve glikolizde karbondoksit açığa çıkmaz. Tüm canlılarda ortaktır ve stoplazmada gerçekleşir. En başta da söylediğim gibi hem oksijenli hem de oksijensiz solunumda ortak basamaktır arkadaşlar ve glikolizde substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Evet genel olarak özelliklerini söyledik şimdi gelelim basamakların detaylarına. Şimdi şöyle yakınlaştıralım arkadaşlar ilk basamağımıza baktığımız zaman bakın glikoz yapısına bir tane fosfat bağlanmak istiyor. Dolayısıyla ortamda bundan ATP'den harcıyor ve yapısına bir fosfatı bağlıyor. Bunu gerçekleştiren enzim de hegzokinaz enzimidir. Biz buraya zaten enerji yatırım evresi diyoruz. İlk 5 evreye. Neden? Çünkü enerjinin harcandığı evredir. Şimdi enzimi enzimiyle ATP'den fosfat ayrıldı. Glikoza bağlandı. Glikoz 6 fosfat oluştu. Daha sonra fosfofrukta izomeraz dediğimiz bir enzim var. Fosfofrukta izomeraz. Bu glikoz 6 fosfatı fruktoz 6 fosfata dönüştürüyor. Daha sonra arkadaşlar yine fosfofruktokinaz dediğimiz enzim burada fruktozun yapısına yine bir ATP harcayarak bir tane daha fosfat bağlıyor ve fruktoz 1,6 -fos fosfat olarak isimlendiriyoruz biz bunu. Sonra buradan sonraki kısım önemli. Ne oluyor? Aldolaz dediğimiz bir enzim. Aldolaz. Arkadaşlar bu enzim fosfo, fruktoz 1,6 bir fosfatı ne yapıyor? 2'ye ayırıyor. 3 karbonlu kısım. 3 karbonlu kısım. Bakın iki tane 3 karbonlu bileşik oluştu. Birine dihidroksi aseton fosfat diyoruz. Diğerine de gliseraldeit 3 fosfat diyoruz. Biz burada kullanacağımız olan gliseraldeit 3 fosfattır. Ve izomeraz dediğimiz bir enzim bunları birbirine dönüştürebiliyor. Yani eğer gliseraldeit 3 fosfat lazımsa hemen buradaki dihidroksi asetonu dönüştürüyor gliseraldehit 3 fosfata ve böylece glikolizin geriye kalan evreleri gerçekleşiyor. Bunu yapan da izomeraz enzimidir. Peki buradan sonra bakın şu gliseraldehit'ten devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. Buradan devam ettiğim zaman şimdi bunun yapısındaki o gliseraldehit 3 fosfatın yapısındaki arkadaşlar e, hidrojen ve elektronlar ayrılıyor. Bu elektronlar ayrılarak NAD molekülünün yapısına katılır ve iki tane NADH molekülü oluşur. İki tane NADH molekülü artı iki hidrojen. Şimdi neden bunu artı iki hidrojen olarak gösterdiğimizi bu basamakları anlattıktan sonra anlatayım size. Neden o şekilde gösteriyoruz diye. Sonra... Trios fosfat dehidrogenaz dediğimiz enzim bu fosfatları yapıya e, katarak arkadaşlar yine 2 fosfat katıyor yapıyor ve 1 3 bir fosfogliserat oluşturuyor. Daha sonra bu fosfatlar yapıdan ayrılarak bakın ayrılıp birleşme olayları var dikkat edin. Bu fosfatları birleştirdi ya. Sonra fosfo gl gliserokinaz dediğimiz enzim bu fosfatları yapıdan ayırıyor ve ortamda bulunan 2 ADP'ye fosfatları ekleyerek 2 tane ATP üretiyor. Bakın buradan 2 ATP üretildi ya şu en başta şurada gördüğümüz dihidroksi aseton fosfat dönüştükten sonra da 2 ATP üretilir ve toplam 4 ATP üretilmiş olur. 4 ATP'nin ikisi en başta harcanan 2 ATP'ye sayılır. Dolayısıyla net olarak 2 ATP üretmiş oluyoruz. Fosfogliserokinaz dedik. Daha sonra arkadaşlar 3 fosfogliserat oluşur. Bakın burada bir tane fosfatımız kaldı. 3 fosfogliserat. Daha sonra fosfo mutaz dediğimiz bir enzim bunu iki fosfo dönüştürüyor. Yapısından su çıkıyor. Glikolizde su oluşumu görülür. Glikolizde su oluşumu vardır unutmayın. Enolaz dediğimiz enzim fosfo enol oluşturur. Daha sonra yapısından 2 ATP daha ayrılarak arkadaşlar 2 ATP daha oluşarak pürvata dönüşüm olayı gerçekleşir. Böylece bakın 4 tane ATP ürettik ve pürvat e, oluşumu gerçekleşmiş oldu. Evet bu şekilde glikoliz olayımız sona erdi arkadaşlar. Pürvata oluşturduk. Şimdi bakın şurada gelin size neden nat molekülüne hidrojen bağlandığı zaman direkt NADH demiyoruz da nadaş artı haş olarak gösteriyoruz. Şimdi normalde nat molekülü zaten pozitif yüklü bir moleküldür. Ben bunun yapısına iki tane hidrojen hidrojen artı yüklü değil mi? 2 tane de elektron katıyorum. Bir molekülden ayırdığım zaman elektronları bu şekilde ayırdım. Şimdi arkadaşlar buradaki elektronlardan bir tanesi geliyor. Şunu nötrlüyor. Nötrlediği zaman ne kaldı? Bakın Na kaldı. Artı iki tane hidrojen kaldı. Artı bir tane de elektron kaldı. Sonra bu elektronla buradaki bir hidrojen birbirini nötrler ve nadaş olarak yazılır buraya. Artı ne oluşur? Burada bir tane artı yüklü hidrojen kaldı. Bu yüzden biz bunu NADH2 olarak göstermiyoruz. NADH artı haş olarak gösteriyoruz. Temel sebebi budur. Aklımızda bulunsun. Evet böylece bitirmiş olduk glikolizi. Şimdi piruvatın asetil koenzimaya dönüşmesinden devam edelim. Şimdi piruvatın asetil koenzimaya dönüşmesinde arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir hazırlık olarak düşünebilirsiniz. Eğer ki ee, pürvat oluştuktan sonra yani glikolizin sonunda ortamda oksijen varsa ökaryotik hücrelerde pürvat mitokondriye giriyor. Ve bu anlatacağım olaylar mitokondrinin matriks bölümünde gerçekleşiyor. Yani mitokondrinin kendi içerisinde bulunan sıvıda gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada ee, glikolizi krepse bağlama olayı gerçekleşir. Peki ne olur? Bakın hemen burada numara numara zaten göstermişiz. Birinci numarada bakın şöyle sitozolden nereye geçti? Taşıcı protein yardımıyla mitokondrinin e, matrisine geçti arkadaşlar. Burada piruvatın karboksil grubu uzaklaştırılıyor. Yani şuradaki şuradaki karboksil grubu uzaklaştırılır. Bir molekül açığa karbondoksit çıkar. O zaman karbondoksitin ilk çıktığı yer neresiymiş? Asetil koenzim A oluşumunda gerçekleşiyormuş. Daha sonra İki karbonlu molekül asetat dediğimiz bir bileşiği oluşturmak üzere arkadaşlar okside ediliyor. Okside etmek ne demekti? Oksitlenmek elektronun bağlanması demekti değil mi? Okside edilerek arkadaşlar pardon e elektronun ayrılması demekti. Koparılan elektronlar kime veriliyor? Natko enzimine veriliyor ve NADH molekülü oluşuyor. Daha sonra ise B vitamininden türemiş olan bir molekül var. Bu bir molekül kükürt içerir. Biz buna koenzim A diyoruz. Bu koenzim A tepkimeye girerek asetil koenzim dediğimiz bir bileşiği oluşturur. Her bir pürvat için bir tane asetil koenzim oluşturulur. O zaman glikolizde iki tane pürvat oluşmuştu. İki tane de ne oluşacak? Asetil koenzim oluşacak. İşte bizim e, krepsin başlangıç aşaması olarak sayacağımız aşama burası. Asetil koenzima oluşumu. Şimdi gelelim krebs döngüsünün tamamına neler gerçekleşiyor. Arkadaşlar ortamda oksijen varsa mitokondriye girer. Dedik asetil koenzimaya dönüştü. Burada bir döngü başlıyor. Biz buna sitrik asit döngüsü ya da krebs döngüsü diyoruz. E, bu döngüyü bulan bilim adamından dolayı bu şekilde isimlendirilmiş krebs o ismine sahip. O yüzden bu şekilde isimlendiriliyor. Şimdi bakın burada asetil koenzim A. 4 moleküllü 4 karbonlu olan sitrat molekülünün yapısına katılarak bu arada sitrat ortamda var. E, bu sitratın yapısına katılarak arkadaşlar oksalo asetik asit oluşturmak üzere ne yapıyor? Yapıya katılıyor. Şimdi yapıya katıldı. Oksalo asetik e, -asit, e, söyleyemedim ya. Oksalo asetata katıldı ve neyi oluşturdu? Sitratı oluşturdu. Oksalo asetat 4 karbonlu Asetil koenzima 2 karbonlu. Bunlar birleşince sitrat molekülü kaç karbonlu oldu? 6 karbonlu. Şimdi bu döngünün amacı olaylar gerçekleşecek. Gerçekleşirken nadaşlar oluşturulacak. Fazla karbonlar uzaklaştırılacak ve oksalo asetat tekrardan oluşturulacak. Çünkü krepsin devamlılığının sağlanması için mitokondri matriksinde oksalo asetatın mutlaka bulunması gerekiyor. Ne oluyor bundan sonra? Bakın bundan sonra şöyle göstereyim tekrardan. Burada arkadaşlar sitrat molekülünden su uzaklaştırılıyor. Tekrardan tepkimeye giriyor. İzositrata dönüştürülüyor. Daha sonra bir molekül karbondoksit açığa çıkıyor. Ne oldu? Bakın 6 karbonlu olan izositrat alfa ketoglutarata döndü. Yani 5 karbonlu olan bu moleküle döndü. Bu arada karbondoksit açığa çıkarken hidrojenler de elektronlar da bırakılıyor. Nat koenzimine hidrojen bağlandı ve nadaş molekülü oluştu. Daha sonra bu 5 karbonlu, karbonlu olan alfa, keto, glutarat neye dönüşecek? Süksinil koenzim A'ya dönüşecek. Bunun içinde de... Bu süksinil koenzima 4 karbonludur. Bunun içinde arkadaşlar yine bir molekül karbondoksit açığa çıkıyor. Karbondoksin açığa çıktığı yerde unutmayın elektronlar ve hidrojenler de serbest bırakılır. O yüzden nat koenzimine ne bağlanacak? Hidrojen bağlanacak. Bu arada buraya bir de koenzim A molekülü devreye girer ve süksinil koenzima dediğimiz yapıyı oluşturur. Daha sonra bu süksinil koenzima tekrardan koenzima olan kısmı, dışarıya çıkarılır yani açığa verilir. GTP arkadaşlar GDP'ye dönüştürülerek bakın burada bu olay vardır. Guanezin trifosfat, guanezin difosfata dönüştürülerek ATP üretilir. Burada ATP üretimi şuradaki GTP sayesinde gerçekleşir. Daha sonra e, süksinat dediğimiz molekül oluşur. Bakın hala 4 karbondayım ama benim neye dönüşmem lazım? Oksala asetata dönüştürmem lazım. Dolayısıyla devam ediyor olaylar. Bu 4 karbonlu olan süksinat neye dönüşüyor? Fumarata dönüşecek. Fumarata dönüşürken de yine yapısından hidrojenler bırakıyor arkadaşlar. Bıraktığı hidrojenleri bu sefer FAD dediğimiz koenzim e, tutuyor. Fat flavanoid adenin adenozin dinukleotittir. <laughs> Bir de söyleyebilsem çok iyi olur. Açıklamasını bilmenize gerek yok gerçekten. Karşınıza çıkacağını düşünmüyorum. Bu da bir koenzimdir arkadaşlar. Nükleotit yapılı bir koenzimdir. fadh 2'ye dönüşüyor. FADH2 oluşuyor. Bunlar da yine nerede kullanılacak? ETS'de kullanılacak. Daha sonra fumarat ortama suyun girmesiyle birlikte malata dönüştürülür. Malattan arkadaşlar yine bakın nat koenzimden hidrojen bağlanarak Açığa hidrojen çıkarılarak ne dönüşüyor? Oksalo dönüşüyor. Böylece döngü tamamlanmış oluyor. Burada zaten açıklamaları yazıyor ama siz de bu basamakları takip ederek kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bizim amacımız neydi? 2 karbonlu olan asetikoenzimayı burada harcadık ve ne oluşturduk? ATP ile... Nadaşlar ve FATH2'ler oluşturduk arkadaşlar. Dolayısıyla asetil koenzim A'daki kimyasal enerjiyi kullandığımız için ne oldu burada yine substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşti. Çünkü ben burada bir besin molekülü, asetil koenzim A sonuçta bir besin molekülüdür. O yüzden de e, substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşiyor. Böylece krebsi de bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz ETS'ye. Mitokondrinin iç zarında gerçekleşir arkadaşlar ETS ve mitokondrinin içerisinde bulunan bu zar Krista dediğimiz zar arkadaşlar böyle kıvrımlar yapmıştır. Kıvrımlar yapmasının sebebi daha fazla ETS elemanı yerleşsin daha verimli bir şekilde ATP sentezi gerçekleşsin diyedir. Şimdi burada elektron taşıma yolundan bahsedelim arkadaşlar. Buraya bu kıvrımlara binlerce ETS elemanı yerleşiyor. Bunların çoğu zaten protein yapıdadır. Bu bileşenlerin çoğu. Bu proteinlere bağlı prostetik gruplar vardır arkadaşlar. Bunlar katalizör işlevi görüyorlar. Yani enzimlerin katalizör işlevlerini görüyorlar. Bir de protein yapıda olmayan bileşiklerdir prostetik gruplar. Elektron taşıma sisteminde hani dedik ya çoğu protein yapıdadır. Bir tane molekül var o steroid yapıda olacak arkadaşlar. Onu da birazdan söyleyeceğim. Burada elektron taşıma zincirinde sürekli işte elektron kazanıp kaybederek redükte ya da okside formlarına dönüşüyorlar. Ve böylece ne oluyor? ATP sentezi gerçekleşiyor. Şimdi burada bir olaydan bahsedeceğim size. Şimdi glikoliz ve krebs de besinden uzaklaşan elektronlar kim tarafından tutuldu? Nadaş tarafından ETS'ye aktarıldı. ETS'de ilk molekül olan arkadaşlar flava protein dediğimiz FMN dediğimiz bir moleküle aktarılıyor. Flavin mononükleotitten kaynaklanıyor arkadaşlar bunun ismi zaten. Bu FMN elektronları alıyor. Demir kükürt proteinine aktararak okside hale geliyor. Birazdan dediğim gibi şekil üzerinde de göstereceğim. Daha sonra Demir kükürt proteini elektronları kime aktarıyor? Ubikinona. İşte dedim ya hani protein yapılı olmayan bir molekül var diye. Bu nedir? Ubikinondur. Ubikinon yağ yapılıdır arkadaşlar. Lipit yapılı bir moleküldür. Ubikinonla oksijen arasında diğer elektron taşıyıcılarının çoğu sitokrom dediğimiz proteinlerdir. Sitokromlar arkadaşlar yapı olarak genelde hemoglobine benzerler. Burada son sitokrom, sitokrom A3 dediğimiz bir e, stokron vardır. Bunun en önemli özelliği nedir? Elektronları oksijene aktarmasıdır. Elektronları oksijene aktarıyor. Daha sonra oksijen elektronlarla birlikte bir çifte hidrojen atomunu alıyor ve suyu oluşturuyor. Bir oksijenden iki molekül su oluşuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü O2 şeklinde. O2 şeklinde olduğu için H2O olarak oluşuyor ya. Dört molekül kendisine ee, şöyle yazalım O2 artı 4 tane hidrojen çekiyor kendisine artı 4 tane de elektron bu elektronla hidrojenler birbirini nötr hale getiriyorlar Daha sonra ne oluşuyor 2 molekül su oluşuyor o zaman 1 molekül oksijenden 2 molekül su oluşuyormuş arkadaşlar ETS doğrudan ATP üretmiyor ATP'yi üretirken ne yapıyor? elektronların besinden oksijene düşmesini kolaylaştırıyor ve böylece arkadaşlar kullanılabilir enerjiyi açığa çıkarmış oluyor. Bakın burada göstermişim. Burada bakın protein kompleksleri var. Şu ubikinondur. Bu da sitokromlar içerisinde bulunan bir protein kompleksidir. En son sitokrom A3 ne yaptı? Oksijene elektronları verdi. Böylece arkadaşlar bu oksijen de bir de ortamdan ne alıyor? İki tane hidrojen alıyor. Böylece suyu oluşturmuş oluyor. Bir molekül oksijenden ne, ne kadar su açığa çıkıyordu? İki tane su açığa çıkıyor. Nadın girdiği, nadaşın girdiği yol şuradaki ilk taşıyıcı proteindir. Fadaş 2'nin girdiği yol ise arkadaşlar demir kükürt proteinidir. Nadaş FMN'den girer. Molekülü nadaştaki hidrojenler FMN'den girerler. Fadaş 2'deki hidrojenler de demir kükürt proteininden girerler. Şimdi bir de kemiozmoz dediğimiz bir olay var. Bundan bahsedelim. Bakın daha sonra burada size daha detaylı olarak anlatacağım oksidatif fosforilasyonu. Arkadaşlar kemiozmoz nedir? Bir enerji eşleşme mekanizması. Bu kemiozmozu fotosentezde de var arkadaşlar. İkisini karşılaştırmasını fotosentezde yapacağım. Şimdi motokondri evet çok güzel. Mitokondri'nin iç zarında ATP sentaz dediğimiz bir protein var. Bakın ATP sentazın yapısı şu. Şurada gösterdiğim yapı ATP sentazın yapısı. Şimdi peki bu ATP sentaz ne yapıyor? Arkadaşlar bu protein zıt yönde iş gören bir iyon pompası gibi. Nasıl? Normalde iyonlar şöyle mitokondriyi şöyle düşünün bakın. Şöyle düşünün mitokondri Normalde iyonlar nereden nereye? Matriksten hücreler hücreler arası bölge, pardon, zarlar arası bölgeye geçiyor. Hidrojen iyonları. ATP sentaz ise şurada bulunuyor ve tam tersi işlev görüyor. Burada biriken hidrojenleri alıp matrikse taşıyor. Matriks'e taşıdığı zaman oksijene hidrojen gönderiyor ve her hidrojeni gönderdiği zaman şurada bulunan kafası, bakın şu kafasıdır ATP sentazın. Bu kafası dönüyor. ATP sentezi yani bir tokmak gibi düşünebilirsiniz. Tokmak gibi dönüyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Her kafası döndükçe ATP sentezliyor. Bu yüzden de zaten zıt yönde iş gören bir iyon pompası dedik. Çünkü diğerlerine oranla ters yönde çalışıyor. Ee, güç kaynağı olarak arkadaşlar hidrojen derişiminin farkını kullanıyor. Mitokondrideki hidrojen derişimi azalıyor. Zarlar arası bölgedeki hidrojen derişimi artıyor. Dolayısıyla arttığı içinde ne yapmış oluyor burada? Bu zıt yöndeki güçten faydalanarak e, ATP enerjisini üretiyor arkadaşlar. Buradaki güç kaynağını kullanmış olabiliyor. Veya size hidrojen derişimi farklı demez de pH farklılığı da diyebilir. Sonuçta zarlar arası bölgede hidrojen arttığı için buranın pH'ı ne yapacak? Düşecek, değil mi? pH düşecek, asitlik artacak. Dolayısıyla bu asitliğin mitokondriye veya hücreye zarar vermemesi için de mecburen birinin bunu taşıması lazım. Onu taşıyan da kimdir? ATP sentazdır. Ee, burada arkadaşlar hidrojen gradiyenti dediğimiz bir gradiyent oluşturuluyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size proteinler sürekli hidrojenleri zarlar arası bölgeye gönderiyorlar. Az önce bahsettiğim proteinler. Ee, ATP sentazda ne yapıyor? Bunları alıp tekrardan matriks'e göndererek oksijenle birleştirip su oluşmasını sağlıyor. Biz buna proton motif güç diyoruz. Proton motif güç arkadaşlar ATP sentazın gerçekleştirdiği olaydır. Proton motif güçtür. Şimdi enerjinin büyük kısmı nasıl akıyor? Hangi yönde akıyor? Bakın glikozdan nadaslara akıyor. Nadaştan ETS'ye akıyor. ETS'den proton motif güç dediğimiz ATP sentazı akıyor. Oradan da ne yapıyor? ATP üretiliyor. Bir molekül iki 2,5 ATP. Bir molekül FADH 2'den 1,5 ATP üretiliyor arkadaşlar. Hemen şuradan detaylı, detaylısını da gö gösterelim. Bakın burada elektron taşıyan proteinler var. Şunlar elektron taşıyan proteinler. Şu ubiquinondur. Şunlar elektron taşıyan proteinler. Şimdi burada ne yapıyor bakın? NADH molekülü geliyor. Natlar serbest kalıyor mitokondride. Daha sonra hidrojenler nereye veriliyor? hücreler arası bölgeye veriliyor. Elektronlar ne yapıyor? Elektronlar da buradaki bakın şu sarı yolu izlediğimiz zaman şurayı sileyim. Sarı yolu izlediğiniz zaman arkadaşlar elektronlar da bakın buradan böyle taşınıyor. Böyle taşınıyor. E sitokromlardan geçiyor, diğer proteinlerden geçiyor arkadaşlar ve matriks'e kadar tekrardan ne yapıyor? Taşıyor. Neydi? Sitokrom A3. Bunu kime veriyordu? Oksijene veriyordu bu elektronları. Daha sonra ATP sentazdan gelen hidrojenlerle birleşiyor. Şuradaki hidrojen, oksijen birleşiyor. Buradan da elektron geliyor. Ne oluyor? Suyu oluşturmuş oluyor. İşte elektron taşıma zinciri bu şekildedir. Kemi ozmoz dediğimiz hipotez de bu şekildedir arkadaşlar. Kemi ozmoz hipotezi neymiş? Hidrojen farkından, hidrojen gradiyenti yani yoğunluğu farkından kaynaklanarak bir güç oluşturma, bir enerji üretme olayına biz kemi ozmoz hipotezi diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hücre solunumu ile ilgili diğer metabolik süreçlere geçeceğiz. Ben hepsini bir videoda anlatıyorum ama burada şöyle bir mola verebilirsiniz. Mola verdikten sonra dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de böyle aramak için genelde video çekme zamanımı bekliyorlar arkadaşlar kusura bakmayın Arada numaralar çıkıyor ama aramazsınız diye umut ediyorum O yüzden ee, hani video editleme falan filan vardı ben o işlerle uğraşmak istemiyorum Direkt çektiğim gibi yüklüyorum o yüzden numaraları görmezseniz sevinirim e, Bir de şunu söyleyeyim buraya başlamadan önce Ben şimdi size ilk videomda hani tanıtım videosu vardı ya O videoda arkadaşlar hani Campbell'ın PDF'sini yorumlara ekleyeceğim demiştim. O Campbell basımı çok eski bir basılmış Ben bunu renkli falan görünce ve e, 9. baskın böyle ilk konularıyla falan bir karış, karşılaştırdım. Hani çok büyük bir fark yok. O yüzden dedim hani yeni basımlardan biri olabilir. 10. basın falan düşündüm ben ama o öyle değilmiş 6. basılmış Onu nerede anladım biliyor musunuz? Hücre solunumunda anladım. Yani bu konuyu e, çekerken yazarken anladım. Slaytını çekerken. O yüzden size 12. basımın İngilizcesini ben tekrardan o videonun altına, o ilk videonun altına e, linkini oraya ekleyeceğim. En azından resimlerine bakarsınız. Hani zaten e, direkt kopyalayıp da şey de yapabiliyoruz. Google çeviriden çeviri de yapabiliyorsunuz. Ama ben İngilizcesini ekleyeyim size. Siz İngilizceden Türkçeye çeviri yaparsınız ya da resimlerine yine kullanabilirsiniz, bakabilirsiniz. Öyle daha iyi olur. O gönderdiğim basım eski basılmış. O oraya linkini bıraktığım basım. O yüzden lütfen ona bakmayın arkadaşlar. Ben de vebal altında kalmayayım. <laughs> Şimdi başlayalım hemen arkadaşlar. Şimdi hücre sonumunda diğer metabolik süreçlere bakacağız. Fermentasyondan bahsedeceğiz tabii ki burada. Şimdi fermentasyondaki asıl amacımız ne? Buna bakalım. Arkadaşlar glikolizi anlattım size. Glikolizde net kaç tane ATP üretiliyordu? İki tane ATP üretiliyor. İki tane de pardon, şöyle iki tane de nadaş üretiliyor değil mi? Arkadaşlar bu nadaşların ee, hidrojenlerinin uzaklaştırılarak serbest kalması lazım. Çünkü glikoliz sürekli gerçekleşe gerçekleşe ortamdaki natları bitiriyor. Bitirdikten sonra eğer ortamda nat kalmazsa, nat olmazsa tekrar devamlılığı sağlanmazsa ne olacak? Bu sefer glikoliz gerçekleşemeyecek. Dolayısıyla hem oksijenli solunum gerçekleşemez hem de fermentasyon dediğimiz olaylar gerçekleşemez. Bu yüzden de bizim fermentasyondaki asıl amacımız şu natlardaki hidrojenleri serbest bırakıp nadı e, mito, pardon nadı toplazmaya vermek ve buradaki glikolizin devamlılığını sağlamaktır. Asıl amaç budur. Asıl amacın bu olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü ne etil alkol fermentasyonunda ne de laktik asit fermentasyonunda ATP üretilmez. Sadece glikolizde üretilen ATP'ler kalır geriye. E, devamında arkadaşlar kesinlikle ATP üretimi yoktur. Sadece glikoliz sırasında ATP üretiliyor. O zaman asıl amaç neymiş? Nadaşlardaki hidrojenlerin uzaklaştırılıp serbest kalmasıdır. Natların serbest kalmasıdır. Bu olay glikolizin devamı için gerekli bir olaydır arkadaşlar. Şimdi ilk önce etil alkol fermentasyonuna bakalım. Etil alkol fermentasyonu e, şimdi pürüvat oluştu. Pürüvat'tan sonra iki basamak daha gerçekleşiyor ve e, etil alkole dönüştürülüyor arkadaşlar pürüvat. Dönüşüm sırasında da nadaşlardaki hidrojenler serbest bırakılıyor. Nat da tekrardan stoplazmaya veriliyor. İlk önce iki karbonlu olan bakın bir molekül karbondoksat ben bunu şekil üzerinde anlatsam daha iyi olacak sanırım. Şöyle anlatayım bakın etil alkol fermentasyonunda. Şimdi glikozda. Bakın glikolizle ne oluştu? Pürvat oluştu. Pürvattan arkadaşlar ilk önce asetaldehit dediğimiz bir molekül oluşur. Asetaldehit 2 karbonlu bir moleküldür. Pürvat 3 karbonludur. Dolayısıyla bundan açığa ne çıkması lazım? Karbondoksit çıkması lazım. Karbondoksit burada çıkıyor açığa. 2 molekül karbondoksit. 2 piruvat için söylüyoruz. 2 molekül karbondoksit açığa çıkıyor ve 2 tane asetaldehit oluşuyor. Daha sonra bu asetaldehit etanol yani etil alkole dönüştürülüyor arkadaşlar. Bu da yine 2 karbonudur. Burada da nadaşlardan hidrojenler uzaklaştırılır. Natlar serbest bırakılır. Bu kadar. Gerçekleşen iki basamak. Burada son elektron alıcısı asetaldehittir. Son elektron alıcısı neymiş? Aset halde itmiş. son elektron alıcısı. Etil alkol fermentasyonundan sonra laktik asit fermentasyonuna bakalım. Burada da tek bir basamak var. Bakın glikolizden sonra tek bir basamak var. Pürüvat bakın 3 karbonlu olan pürüvat direkt 3 karbonlu olan laktik aside dönüştürülüyor. Burada karbon kaybı yok. Karbon kaybı olmadığı için karbondoksit açığa çıkmaz. Arkadaşlar direkt pürüvat'tan laktik asit oluşturulur. Burada da NADH'lardaki hidrojenler serbest bırakılıp nat molekülü açığa çıkar. Böylece bakın hidrojenler zaten geliyor nereye bağlanıyor? Laktik asite bağlanıyor arkadaşlar. Yani pürüvata bağlanarak laktik asit oluşturuluyor. Böylece NAD'lar serbest kalıyor ve glikolizin devamlılığı sağlanmış oluyor. İşte bizim etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu dediğimiz olaylarımız bunlar. Bu ikisi arasındaki farklardan şunu bilin. Bakın Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkışı vardır ama laktik asit de yoktur. Etil alkol fermentasyonunda son elektron alıcısı asetaldehittir. Laktik asit fermentasyonunda son elektron alıcısı pürüvattır. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı neydi? Oksijendi. Tamam mı? Bu üç tanesini unutmayın, karıştırmayın lütfen. Burada bir de şey söyleyeceğim size. Mesela laktik asit, pardon etil alkol fermentasyonu bir hava şarap yapımında kullanılıyor. Hamurun mayalanmasında da kullanılıyor arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonu ise peynir yoğurt yapımında kullanılıyor. Ayrıca bizim... Kas hücrelerimiz oksijen eksikliğinde mesela diyelim ki egzersiz yapıyoruz veya işte yürüyüşe çıktık. Yürüyüş sırasında eğer oksijen eksikliği varsa laktik asit fermentasyonu ile biz ATP üretmeye devam ediyoruz. Çünkü kasların çalışması için ATP gerekli. Burada laktik asit kasla birikiyor, yorgunluk ve ağrıya sebep oluyor arkadaşlar. Bu sefer de laktik asit kana veriliyor, karaciğere gönderiliyor ve tekrardan pirvata dönüştürülüyor. Dolayısıyla bu dönüşüm gerçekleşebiliyor bizim karaciğerimizde. Bir de başka bir... Ee, fermantasyon daha var. Ticari olarak arkadaşlar önemli olan bir fermentasyon. Bunlar da yan ürün olarak aseton ve metanol dediğimiz yani metil alkol dediğimiz yapılar, e, moleküller, bileşikler oluşturuluyor. Diğer ticari olarak bunlar önemli ama bizim hani direkt bilmemize gerek yok. Evet. Bu şekilde. Bir de size fakültatif anaeroplardan bahsedelim. Şöyle bir durum var. Şimdi eğer ki bir canlı ya da bir hücre, şöyle düşün, 3 tane kap var burada. Birincisinde ben bakterileri koydum. Bakterilerde de bahsedeceğim. Bakteriler geldi hop buraya yerleştiler. Burada popülasyon yoğunluğu arttı. İkincisinde arkadaşlar ikinci tip bakteriyi koydum. Bunlar da geldi dipte popülasyon oluşturdular. Üçüncüyü koydum. Bunlar böyle her tarafa böyle yayıldılar. Şimdi bakın, yukarıda olanlar oksijene ihtiyaç duyanlardır. O yüzden bunlar aerob bakterilerdir. Dip tarafta popülasyon oluşturanlar oksijeni kullanmayanlar, onlar da anaerob. Anaerob bakterilerdir. Ama bu besi yerinin her tarafına yayılanlar fakültatiftir. Neden fakültatif? Çünkü bunlar hem oksijenli solunum hem de oksijensiz solunum yapıyorlar. O yüzden biz bunlara fakültatif diyoruz. Mesela bizlerin kas hücreleri arkadaşlar hücre düzeyinde fakültatif anaeroblar gibi davranıyor. Yani oksijen varsa oksijenli solunum yapıyor, oksijen eksikse bu sefer ne yapıyor? Laktik asit fermentasyonu yapıyor. Fakültatif bir hücre gibi davranıyor. Evet buraya kadar umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim diğer ürünler. Yani biz glikoliz glikoz üzerinden anlattık ama diğer moleküller nasıl katılıyorlar? Nasıl bir e, olay gerçekleşiyor? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi biz vücudumuzda 3 tane moleküle enerji verici olarak kullanıyoruz. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar da e, farklı yollardan krepse veya işte glikolize katılabiliyorlar. Yine burada üzerin, şekil üzerinden göstereyim. Arkadaşlar proteinlerin yapı taşı nedir? Amino asit. Amino asitler direkt glikolizden de katılabilir. Asetil koenzim A'dan da katılabilir. Krebs döngüsüne de katılabilir. Ama amino asitlerin yapısındaki amino grubunun uzaklaştırılması lazım. Yani bir molekül amonyak uzaklaştırılması lazım. Çünkü yapısında azot var. Biz bu uzaklaştırma işlemine deaminasyon diyoruz. Deaminasyon yani amino asitin işte yapısındaki amonyağın uzaklaştırılmasıdır. deaminasyon dediğimiz olay. Zaten karbonhidratları direkt gösterdik. Glikolizden başlıyor dedik. Devamı geliyor. Şimdi gelelim yağlara. Yağlar bizim için önemlidir. Yağlarda arkadaşlar gliserol zaten ee, bir alkoldü değil mi? Gliserol arkadaşlar gliserol D3 fosfata dönüştürülerek ne yapıyor? Direkt buradan şu glikoliz yolundan devam ediyor. Yağ asitlerine baktığım zaman ise yağ asitleri beta oksidasyon ile beta oksidasyon dediğimiz olayla neye dönüşür? Asetil koenzimaya dönüştürülür ve daha sonra arkadaşlar Krebs döngüsünden yoluna devam eder. Yani direkt yağ asitleri ne yapıyor? Asetil koenzima basamağından yoluna devam etmiş oluyor. Burada zaten anlattıklarım da şekil üzerinden anlattıklarımdır. Şimdi burada bir de notumuz var. O nottan bahsedelim. Arkadaşlar solunumun kontrolünden bahsedeceğim. Bu geri beslemeli inhibisyon dediğimiz olayla gerçekleşiyor. Nedir geri beslemeli inhibisyon? Şudur bir oluşan bir ürünün gidip ilk enzimi etkilemesine biz geri beslemeli inhibisyon diyoruz. Glikolizin 3. basamağını katalizleyen fosfofruktokinaz solunumun hız denetleyicisidir. Bu enzim ne oluyor? ATP tarafından inhibe ediliyor. Yani şöyle ortamda diyelim ki fazla miktarda ATP biriktiği zaman bu ATP gidiyor fosfofruktokinazı durduruyor ve e, döngünün durmasını yani glikolizin sonrasında krebsin falan durmasını sağlıyor. Böylece ortamdaki ATP azaldığı zaman arkadaşlar hemen adenozin monofosfat geliyor. Adenozin monofosfat tarafından da bu enzim ne yapıyor? Hızlandırılmış oluyor. Fosfofırıkta kinaz krebsin ilk ürünü olan sitrata da duyarlıdır arkadaşlar. Eğer ortamda mitokondride sitrat birikirse bu sitrat stoplazmaya geçiyor ve fosfofruktokinazı inhibe ederek yine solunumun hızını denetlemiş oluyor. Bakın burada da bu şekilde gösteriyoruz. Mesela glikoz fruktoz altı fosfata dönüştü. Sonra fosfofruktokinaz var değil mi burada? ATP ortamda biriken ATP eğer fazla miktarda ise geliyor inhibe ediyor. AMP ise arkadaşlar yani adenozin monofosfat ise ne yapıyor bunu? Hızlandıran bir enzimdir. Hızlandıran bir moleküldür enzim demeyelim. Ya da Krebs döngüsünde oluşan sitrat eğer ortamda fazlaysa sitozole geçer. Yani sitoplazmaya geçer ve ne yapar? Gelir yine bunu inhibe eder. Evet böylece solunumun hız kontrolünden de bahsetmiş olduk. Burada önemli olan enzim neymiş? Fosfofrukto kinazmış arkadaşlar. Böylece hücre solunumunu bitirdim. Bayağı bir uzun oldu videomuz. Ama dediğim gibi e, ben böyle konuları tek bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Siz zaten ara vereceğiniz yeri biliyorsunuzdur. Eğer çok uzun geliyorsa kısa bir ara verin. 5 dakika 10 dakika ama konu bütünlüğü olsun arkadaşlar. Hepsini birlikte izleyin mutlaka. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.